Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Startfen yayınları Bizim Sınıf Matematik Soru Bankası üstü sayı problemleri konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler, problemlerimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler, öncelikle üstü sayı ile ilgili problemler çözerken üstü sayıları yapılan işlemlere ve işaretlere gençler dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmışlar. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk problemle dersimize başlayalım. Birinci probleme baktığımız zaman buna göre her bölgeye kaç adet çiçek dikilir diye sormuş. 81 ilin her birinden gönderilen 243'er adet çiçek Denizli'nin 9 farklı bölgesine eşit biçimde dikilecektir. Gençler, öncelikle toplam çiçek sayısını bulmak için 81 il ile her bölgeden gençler her ilden gönderilen 243 çarpmam gerekir. Şöyle yazalım gençler, 81 çarpı 243 bize toplam çiçek sayısını verecek. Burada gençler 81'i biliyorsunuz 3'ün 4. kuvveti olarak, 243 de 3'ün 5. kuvvetidir. Evet, 3'ün kuvveti olarak yazdıktan sonra çarpma işleminde tabanlar eşitken kuvvetleri toplarız. Toplamda 3 üssü 9 tane çiçek vardır diyoruz. Gençler, bunu Denizli'nin 9 farklı bölgesine ekeceğimize göre ve eşit paylaştıracağımıza göre o halde her bölgeye dikilen çiçek sayısını bulmak için 3 üstü 9'u yani toplam çiçek sayısını 9'a bölmemiz gerekir. Buradan gençler 3 üstü 9'u aynen yazdım. 9'u da 3'ün karesi olarak yazalım. Et bölme işleminde kuralı da gençler neydi? Tabanlar eşitken kuvvetleri çıkarıyorum. 3'ü aynen yazdım. 9'dan 2'yi çıkartırsam 3 üstü 7 tane çiçek dikilir her bölgeye diyelim. Evet sevgili gençler. Evet, her bölge 3 üstü 7 tane çiçek dikilir dedik. Devam edelim, ikinci sorumuza geçelim. 81 üstü 3 adet bilye 27 kişiye aralarında eşit paylaştırıldığında gençler her birine kaç tane bilye düşer diye soruyor. Gençler, eşit paylaştırmak demek bölmek demekti. O halde 81 üstü 3'ü 27'ye bölmemiz gerekir. Burada gençler 81 ve 27 3'ün kuvveti olarak yazalım. 81 biliyorsunuz 3'ün 4. kuvvetiydi. Evet, 3'ün 4. kuvvetinin 3. kuvveti diye yazdım. 27 de 3'ün 3. kuvvetiydi. Düzenlersem gençler 4 kere 3 12. 3 üstü 12 bölüm 3 üstü 3 diyoruz. Burada da gençler tabanlar eşitken kuvvetleri birbirinden çıkarız demiştik. 12'den 3'ü çıkaracağım. 3 üstü 9 tane bilye düşer her bir kişi diyoruz. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet gençler, üçüncü soruya geldiğim zaman bir baba 4 çocuğuna 8 hafta boyunca 2 üstü 16 TL harçlık vermiştir. Buna göre bu baba bir çocuğuna haftalık kaç lira harçlık vermiştir diyor. Gençler, toplam verilen harçlık 2 üstü 16. Biz bunu sevgili gençler 8 hafta boyunca verdiği için 8'e bölersem bir haftada 4 çocuğuna verdiği harçlığı bulurum. Bir çocuğuna olanı bulmak için gençler aynı zamanda bir de 4'e bölmemiz gerekir. Bakın gençler ne yapıyoruz? Önce 8'e böldüm. Çünkü bir haftada 4 çocuğuna verdiği harçlığı buluruz. Bir çocuğunu bulabilmek için de buradan çıkan sonucu 4'e bölersek gençler bir çocuğuna düşen harçlığı bulmuş oluruz. Düzenlersem 2 üstü 16'yı yazalım. 8 ile 4'ü gençler 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2'nin 3. kuvveti çarpı 2'nin karesi dedim. Buradan 2 üstü 16 bölüyorum. Evet, tabanda gençler tabanlar eşitken kuvvetleri toplarsam 2 üstü 5 yapar. Bölme işleminde kuralımız gençler tabanlar eşitken kuvvetleri çıkarıyoruz. 16'dan 5 çıkardım. 2 üstü 11 TL harçlık vermiştir bir çocuğuna diyoruz. Evet, devam edelim. Dördüncü sorumuza geçelim. 8 üstü 4 tane bilye her birine 4 üstü 5 tane olacak şekilde poşetlere konulup her poşet 5 üstü 2 TL satılacaktır. Bilyelerin tamamı satılırsa ne kadar gelir elde edilir diyor. Gerçi öncelikle poşet sayısını bulmak için toplam bilye sayısını yani 8 üstü 4'ü bir torbada gençler bir poşette 4 üstü 5 tane bilye varsa 4 üstü 5'e böleriz. Bunları düzenlersin. 8 ve 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazalım. 8 2'nin 3. kuvvetiydi. Kuvvet 4 dedim. 4 de gençler 2'nin karesiydi. Kuvveti 5 dedik. Üstün üstüne gençler kuralımız kuvvetleri çarpıyorduk. 3 kere 4 12 bölü 2 ile 5 çarparsak 2 üstü 10 yapar. Burada gençler 2 üstü 12'yi 2 üstü 10'a bölerken 12'den 10'u çıkartırsam 2 üstü 2 tane yani 4 tane poşet vardır diyoruz. Gençler 4 tane poşet varsa ve her poşet 5 üstü 2 liraysa 4 ile 5 üstü 2'yi çarparız. Bu da 4 çarpı 25 demektir. 4 ile 25'i çarparsak 100 TL gelir elde edilir diyelim. Evet, devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıda eş karelerden oluşmuş şeklin çevresini gösteren üstü ifadeyi istiyor. Gençler şeklimizin kenarında, çevresinde kaç tane kenarımız var? Bunları sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kenar var. O halde şeklin çevresi için şöyle çevre dersem 16 çarpı 256 diyelim. Gençler 16 biliyorsunuz 2'nin 4. kuvvetiydi. 256 da 2 üstü 8'di. Çarpma işleminde gençler tabanlar eşken kuvvetleri toplayarak 2 üstü 12 santimetre olur. Şeklin çevre uzunluğu diyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Yanda verilen karesel bölgenin alanının çevresine oranı kaçtır diyor. Gençler alanı çevreye böleceğiz. Yani alan bölü çevre diyeceğim. Bir alan için gençler 2 üstü 8'i 2 üstü 8'i çarparız. Çevre içinde gençler 4 tane 2 üstü 8 dersem 4 çarpı 2 üstü 8 olarak yazarız. Gençler bakın burada sadeleştirebilirim. 2 üstü 8'ler birbirini götürür. 2 üstü 8'i 4'e böleceğiz. Burada da 4'ü gençler 2'nin karesi olarak yazarsam. Evet, bölme işleminde tabanlar eşitken kuvvetleri çıkarıyoruz. 2 üstü 6 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Çarpma işlemin sonucu A olduğuna göre A sayısının rakamları toplamı kaçtır demiş. Sevgili gençler, öncelikle burada sayıları biraz düzenlemem lazım. Evet, nasıl yapalım gençler? 125 ile 16'yı sevgili gençler, 125 biliyorsunuz 5'in kuvvetiydi. 16 da 4'ün 2'nin kuvvetiydi. O halde 9'u aynen yazdım. 125 yerine 5'in 3. kuvveti yazdım. Kuvveti 20 çarpı. 16 yerine 2 üstü 4 yazarsam kuvveti 15 yazıyoruz. Düzenlersem gençler 9 çarpım. Evet, üstün üstüne kuvvetleri çarparsak 3 kere 20 60 yapar. 5 üstü 60 çarpı. Evet, 4 ile 15 çarparsam yine 60 yapar. 2 üstü 60 oldu. Sevgili gençler burada 9 çarpım. Evet, kuvvetler eşitken tabanları çarparsam 5 kere 2 10 yapar. 10 üstü 60 olur. Bu sevgili gençler ne demektir? Evet, 9'un yanında evet 6 tane 0 var demektir gençler. Bakın 9'un yanında pardon bu 60'tı, özür dilerim. 60 tane 0 var demektir. Şöyle yazalım. 0 0 0 devam ediyor. Evet, burada 60 tane 0 var gençler. Benden rakamları toplamını istemişti. 0 zaten toplama etkisi eleman gençler. O halde 9 olur rakamları toplamı diyoruz. Sorumuzun yanıtına gençler. Rakamları toplamı 9'dur diyelim. Yani 9 ile buradaki sıfırları topladığımızı düşünmemiz gerekir. Evet, devam edelim. 7. sorumuza geçelim. Evet, bir kirli suyun içindeki bakteriler incelendiğinde 1. saatin sonunda bakteri sayısı 3 katına çıkmıştır. Buna göre 9. saat sonundaki sayısı 81 üstü 6 olduğuna göre başlangıçtaki bakteri sayısı kaçtır diyor. Gençler her saat başında, her saat sonunda 3 katına çıkıyorsa 9. saatte 9 defa 3 katına çıkmıştır diye düşüneceğiz. O halde biz 81 üstü 6'yı gerçi her saatte 3 katına çıktığı için evet 9 tane 3'e böldüğümüz düşüneceğim. Yani şöyle düşünebiliriz gençler. Bakın 3'e böldüm, 3'e böldüm, 3'e böldüm gibi. Buradan 9 tane gençler 3'e böleceğiz. O halde düzenlersem 81 üstü 6'yı evet 3 üstü 9'a bölmemiz gerekir. Buradan da 81 ve 3 gençler bakın aynı tabanda yazılabilir. 81 3'ün 4. kuvvetinin 6. kuvveti olarak yazdık. Bunu da 3 üstü 9 olarak yazalım. Üstün üstüne kuvvetleri çarparsam 3 üstü 24'ü 3 üstü 9'a bölüyoruz. Evet, 24'ten 9 çıkartırsam 3 üstü 15 tane bakteri vardır başlangıçta diyoruz. Evet, 9. soruyla devam edelim. Ardışık 7 doğal sayının toplamı 49 üstü 8 olduğuna göre bu sayılardan dördüncü olanı kaçtır demiş. Yani işte ardışık 7 tane sayı dediğim için birinci sayıya x dersem şöyle birinci sayı diyelim. Evet, ikinci sayımız x artı 1 demektir. Evet, ardışık 7 doğal sayının toplamı dedi gençler. Devam edersek 3. doğal sayımız x artı 2. Evet, 4. doğal sayı gençler x artı 3. Toplamı 7 tane geleceğim. Şöyle 5, 6, 7 diyorum. X artı 4, x artı 5 ve x artı 6 oldu. Bunların toplamını gençler şöyle yazabiliriz. Bakın bunları direkt topladığımı düşünüyorum. Ve bu toplam 49 üstü 8'e eşitmiş. Şimdi sevgili gençler, burada baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x var. Evet, yandaki sayıları toplarsak 6, 10, 15, 18, 20, 21. 7x artı 21. Evet gençler 49 üstü 8'e eşittir. Burada sevgili gençler şöyle yapabiliriz. Evet 7x artı 21'im sevgili arkadaşlar. Ben burada 7 parantezini alacak olursam 7 çarpı x artı 3 demektir. Zaten dikkat edersek 4. sayı zaten x artı 3'tü gençler. Bunu da 49'da 7'nin kuvveti olarak yazarsam 7'nin karesinin 8. kuvveti yazdım. O halde 7 çarpı x artı 3. Üstün üstüne kuvvetleri çarparsak 7 üstü 16 olur. Gerçi x artı 3'ü istediği için her iki tarafı 7'ye böldüğümü düşünüyorum. Bakın 7'ler gider. Evet, x artı 3 yani 4. sayımız kaldı. Bu birinci kuvvetleri gençler. 16'dan 1'i çıkartırız. 7 üstü 15 olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet. 4. sayı gençler şöyle yazalım. Bakın bu 4. sayımız. X artı 3'tü. Ve bu da 7 üstü 15'e eşit olur dedik. Evet. 10. soruyla devam edelim. ABC'de bir karem. BCE dik üçgen olmak üzere AB 4 üstü 5 ve CE 2 üstü 11. Gençler şu 4 üstü 5'i 2'nin kuvveti olarak yazarsam 2'nin karesinin 5. kuvveti yani 2 üstü 10'dur. Kare olduğu için bakın burası da 2 üstü 10. Evet her yer 2 üstü 10 şeklini yazdım. Yani A, B, E, D. Yani bütün şeklin alanını istiyor gençler. Bunun için üçgenin alanını ayrıca hesap edeceğim gençler burada. Üçgenin alanı için 2 üstü 10'la 2 üstü 11 çarpı 2'ye böleceğim. Önce üçgenin alanı diyelim. ...2 üstü 10 ile 2 üstü 11'i çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. Düzenlersem kuvvetleri topladım. 2 üstü 21 bölü 2 oldu. Bu birinci kuvvettir gençler. O halde 21'den 1 çıkarsa 2 üstü 20 santimetre kare üçgenin alanıdır. Karenin alanı diyeceğim. Karenin alanında 2 üstü 10 ile 2 üstü 10'u çarpıyoruz. Tabanlar eşitken kuvvetleri toplayarak 2 üstü 20 santimetre karede bu vardır diyoruz. O halde toplam alan için 2 üstü 20 ile 2 üstü 20'yi topluyoruz. Gerçi bunu çarpmaya çevirecek olursam 2 tane 2 üstü 20 demektir. Bu birinci kuvvet olduğu için yine tabanları eşitken kuvvetleri toplayarak 2 üstü 21 santimetre karedir. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet sevgili gençler. Devam edelim ve 11. sorumuza geçelim. Evet, buna göre bu toplantıya bir ülkeden kaç kişi katılmıştır diyor. Bir toplantıya 8 üstü 3 ülkenin her birinden eşit sayıda kişi katılmıştır. Bu kişiler bir otelin 16 üstü 3 odasının her birinde 4 kişi kalacak biçimde odalara yerleştirmiştir. Gerçekten öncelikle toplam kişi sayısını bulmak için oda sayısıyla odadaki kişi sayısını çarpalım. Toplam kişi sayısı diyeceğim. 16 üstü 3 ile 4'ü çarparsam. 16 ve 4'ü gençler 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti çarpı 2 üstü 2 dedim. Buradan 2 üstü 12 çarpı 2 üstü 2'den tabanlar eşitken kuvvetleri toplarız. Ve toplam 2 üstü 14 kişi toplantıya katılmıştır. Bir ülkeden kaç kişi katıldı gençler? Bunlar toplamda 8 üstü 3 ülkedendi. O halde 2 üstü 14'ü 8 üstü 3'e bölmemiz gerekir. Düzenlersem 2/14'ü aynen yazdım. 8'i gençler 2'nin 3. kuvveti olarak yazalım. Üssü 3 dedik. 2/14 bölüm. Evet, üstün üstüne kuvvetleri çarptım. 2/9 oldu. 14'ten 9'u çıkartırsak 2/5 evet, bir ülkede 2/5 kişiye katılmıştır diyoruz. Sorumuzun yanıtını 2/5 olarak bulmuş oluruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Yarısının yarısı 16/5 olan sayı 8/12 sayısının kaç katıdır? Gerçekten yarısının yarısı demek çeyreği demektir. O halde biz sayının tamamını bulmak için 4 ile çarparız. 4 çarpı 16/5 diyorum. Burada gerçekten 2 kuvvetini yazarsam 2'nin karesi çarpı 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvveti. Buradan 2'nin karesi çarpı üstün üstüne kuvvetleri çarptım. 2/20 oldu. Tabanlar eşitken kuvvetleri toplayarak 2/22 olur sayımız diyoruz. Bu sayı 8/12'nin kaç katıdır diyor gençler. O halde 2/22'yi 8/12'ye bölmem gerekir. Burada 8'i gençler 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2/22 aynen yazdım. 8 biliyorsunuz 2'nin 3. kuvvetiydi. Bunun 12. kuvvet dersem 2/22 bölüm 3 kere 12 36 yapar. Evet, buradan da 22'den 36'yı çıkaracağız. Evet, 22'den 36'yı çıkartırsam 2/-14 olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.